Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız yine bizim yanımızda, kendisiyle sohbet edeceğiz. Sizlerin merak ettiği konulardan biri, daha doğrusu sizlerden gelen sorulardan birini daha bu bölümde sormak istiyoruz. Hocam, ayıplanma korkusuyla ilgili olarak belki de birçok izleyicimizin, hatta bizim bile duygularımıza tercüman olacak bir soru var. İzleyicimiz diyor ki, çevremdekiler ayıplayacak, kınayacak diye namaz kılamıyorum. Böyle bir durumda ne yapmalıdır? Dinleyicimize de en azından yardımcı olmak babında. Erşanını genişletmek de mümkün. Mesela bu dinleyicimiz namaz kılamıyor. Yani öyle bir çevrede yetişmiş ki namaz kılan kimsecik yok. Hani diyeceksiniz efendim böyle olur mu? Olur tabii. Var. Mesela bize bir öyle bir izleyici gelmişti. Dedi ki bir konuda dedi, sıkıştım bana yardımcı olur musunuz diye gelmişti. Hristiyan misyonerler birkaç arkadaşımla beraber dedi. Onlar aynı şekilde görüşmüşler. Beni de aldılar götürdüler. Bocaladım ben dedi. Ama dedi zihninde dedi bazı tereddütler var. Şey yapamadım. Bana yardımcı olur musunuz falan. Gelmişti. TGRT'ye kadar gelmişti. Ve kendisine de kitaplar verdik. Mesela bu kitaplardan bir tanesi Harput İshak Efendi Diyâül Kulûb. Bu kitap Cevap Veremedi ismiyle yayınlanmıştır. Şu anda yani Latin harfleriyle bugün kullandığımız alfabeyle yayınlanmıştır. Diyâül Kulûb. Cevap Veremedi ismiyle yayınlanmıştır. O kitapta. Şimdi orada bir dikkatimiz bir şey çekti. Evde dini bir kitap falan yok dedi bizim evimizde. Dedim namaz kılan yok dedim. Oruç tutan yok. Ya dinle ilgili bir şey yok evde dedi. Şimdi böyle bir çevrede bir kimse namaz kılmaya kalktığı zaman diyor ki bir dakika ne oluyor ya? Bocalaması normal yani. Tabii. Yani onların aynı şekilde bunu namaz kılar görmesi bunu çok ayıp bir şey yapıyor gözüyle bakacaklar. Çünkü böyle bir şeyle karşılaşmamışlar. Görmemiş. Duymamış tabii. Duymak ayrı bir şeydir. Görmek ayrı bir şeydir. Böyle bir şey olmayınca tabii ki ayıplanacak. Şimdi kitaplarda anlatılırken buyuruyor ki kalp hastalıkları var. Yürek değil. Buradaki biraz kalbin içi, yüreğin içi, yürekte bulunan kalp hassası. Gönül diyoruz işte. Gönül hastalığı. Bu kalp hastalıklardan birisidir. İnsanların kötülemelerine, çekiştirmelerine, ayıplarına, üzülme kalp hastalığıdır buyuruyor. Ve küfrü cuhudi tabiri geçmiş. Yani cahilliği sebebiyle insanı küfre götürür bu hal. Hatta misal vermişler kitapta. İmam Gazali Hazretleri de, Muhammed Hadimi Hazretleri de bu kötü huyları anlatırken, ayıplamak korkusu ve endişesi bu konuyu anlatırken mesela Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam amcasını anlatmışlar. Peygamber Efendimiz'in amcası vardı. Hazreti Ali'nin babası, Cafer Tayyar Hazretleri'nin babası, Ebu Talib. Ve 8 yaşından itibaren Peygamber Efendimiz bu amcasının yanında kaldı. Korudu, kolladı. Muhafaza etti. Bakın oğullarından Hazreti Ali Müslüman oldu. Cafer Tayyar Hazretleri kendisi teşvik etti. Sen de bu dine gir diye. Hanımı Fatıma binti Esed radıyallahu anha Müslüman oldu. Hatta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam annemden sana annem buyurmuştur o hanım için. O kadar çok bakmıştır. Fakat Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ey amcacım iman etmezsen ben sana yardım edemem, şefaat edemem. Ne olur iman et. İşte Mekke'nin kadınlarının kınamayacağını, ayıplamayacağını bilsem edeceğim. Edeceğim. Ey kardeşimin oğlu. Kardeşimin oğlu. Allah Teala Resul diyemedi. Ey kardeşimin oğlu. Dediğin doğru. Gittiğin yol hak. İman et. Mekkeliler ayıplar diye. Niye? O amca bu ye. Amca yeğene tabi olur mu? Aha gördün bak amca yeğene tabi olmuş diyecekler. Ayıplayacaklar. Eline diyecek. Kınayacaklar. El ne diyecek? Evet. Peki Allah-u Teala ne diyecek? Onu tabi ayrıca da şey yapalım. Çok ısrar etti mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Amcasının imanı için sonra ayet-i kerime geldi. Sevdiklerini hidayete getirmek senin elinde değildir. İşte vefat ederken Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma da oradaydı buyuruyor. İman ettiğini bildiriyor dedi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben işitmedim buyurdu. Ama İbn Hacer Mekki Hazretleri Nimetin Kübra kitabında hatta bir hadis-i şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu amcası vefat ettiği zaman Hazreti Ali geldi dedi ki işte dalalette olan amcan öldü ne yapalım? Babası için. Babası için. Yıka kefen içine sar ve defnet. Men oluncaya kadar dua ederiz burada. Dua etmeye başlayınca 3 gün çıkmadılar. Diğer aynı şekilde Müslümanlar da dediler. Demek ki bu yapılıyormuş. Onlar da kafir olarak ölen anne babalar için dua etmeye başladı. Bunun üzerine ayet-i kerime geldi. Peygamber ve iman edenler akrabaları olsalar da müşrikler için istiğfar etmemelidir mealindeki
Tevbe suresinin 114. ayet-i kerimesine nazil oldu. On sene men edildi. Ve bir hadis-i şerifte de kıyamet günü kafirlerin azabı en hafif olanı Ebu Talip'tir. Ayaklarında ateşten nalın olacak. Bunların sıcaklığından dimağı kaynayacaktır. Şimdi bunların hepsi doğru. Hadis-i şerif kütüb-i sitede var. İbn-i Hacem Mekki Hazretleri buyuruyor ki Allah-u Teala daha sonra kabirde tekrar diritti. Ona iman nasip etti. Ve o konudaki hadis-i şerifler de İbn-i Hacer-i Mekki Nimet-ül Kübra kitabında naklediyor. Şimdi bakın Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam çok istiyor. Öbür tarafta doğru olduğunu kabul ediyor fakat yanaşamıyor. Niye? Ayıplama korkusu sebebiyle. Beni kınayacaklar, beni ayıplayacaklar. Yani ebedi saadetin konusunda tercihini yanlış yapıyor. Bu yol doğru. Senin gittiğin yol doğru. Ölüm yani ölünceye kadar sana destek vereceğim. Destek verdi. Seni koruyacağım. Korudu. Ama iman ettiğin ayıplarlar beni dedi. Kınarlar beni. Yeğenine tabi olmuş diye. İman edemedi. Ey Allah-u Teala'nın Resulü diyemedi. Hep ey kardeşimin oğlu dedi. Hep ey kardeşimin oğlu dedi. İman edemedi. Hayattayken. Sonra Cenab-ı Hak İhsan'da bulundu Peygamber Efendimiz'in Aleyhisselatü Vesselam hatırı için. Peki bunlara karşı ne yapmalı? Böyle bir durum, böyle bir hastalık varsa mesela ayıplıyorlar diye namaz kılamıyor. Bunlara karşı. İslam alimleri buyuruyor ki kötülemeleri doğru ise ayıplarım bana bildirmiş olurlar. İslam alimleri buyuruyor. Bunların ayıplaması doğru değil zaten. Namaz kılıyor. Ayıplaması doğru değil. Ayıplayanlar yanlış yolda burada. Ayıplayanlar yanlış yolda. Ama bazen de aynı şekilde mesela görüyor musun ya bu? Gene işte aynı şekilde nemamlık yaptı, laf taşıyor falan. Bu şekilde beni ayıplıyorlar. Bir dakika ya, ne diyorlar? Laf taşıyan adam diyorlar. Beni kınıyorlar, ayıplıyorlar. Doğruysa ayıplamaları, bir dakika hatamı bildirdiler. Ben zaten o yapılan iş yanlış. Yanlış, hemen şey. Dönmek gerekiyor. Evet. Bunları yapmamaya karar verdim demeli. Böyle kötülenmelerden de ferahlık duymalı. Onlara teşekkür etmeli. Hasan Basri Hazretleri birisinin kendisini gıybet ettiğini haber verdiler. Ona bir tabak helva gönderip sevaplarını bana hediye ettiğini işittim. Karşılık olarak bu tatlıyı gönderiyorum. İmam Azam İbani Hazretleri de aynı şekilde kendisine gıybet eden birisi söyledikleri zaman ona bir kese altın göndermiş. Bir kese altın göndermiş. Bize verdiği sevapları arttırırsa bize karşılığını arttırırız buyurmuştur. Yapılan kötüleme. Bu şimdi bize böyle bir kötülük varsa tamam. Onu düzeltiriz. Yapılan kötüleme. Yalan ise, iftira ise zararı söyleyen olur. Onun sevapları bana verilir. Benim günahım ona yüklenir demelidir. İftira etmek, nemlanlık yapmak gibi gıybet etmekten daha fenadır. Şimdi kötülüklerimizi bildiriyorlarsa tamam tedbirimizi alırız. Peki ben iyi bir şey yaptığım halde onlar beni kınıyor ise kınanacak onlar kendileridir. Ben değilim. Ben Rabbimin emrini yerine getiriyorum. O onların problemi artık. O onların problemi. Benim değil. Evet. Ben rotamı düzeltmişim. Yani kayalara bindirmekten kemiği aynı şekilde selameti açık denize vurmuşum. Doğru yolu bulmuşum. Artık öbürlerine. Peki onlar kınadığı zaman onlara hakaret etmek, münakaşa bu da uygun değil. O da yanlış bir şey. Dua ederiz sadece. Ya Rabbi onlara da hidayet nasip et diye dua ederim. O kadar yapılacak başka bir şey de söz konusu değil. Onun için efendim tabii zamanımızın hastalığı bu. Mesela oruç tutuyor. Oruç tutmanın oruç tutuyor falan filan. Bu tersine de oluyor bazen. Mesela bir genç delikanlı yaşı 17, 18, 19'a gelmiş. İçki içmiyorsa arkadaşlar diyor ki içmiyor musun? Sen hadi eve git annen sana süt versin. Yani içki içmediği için ayıplanıyor. Halbuki takdir edilecek bir özellik. Mesela burada da aynı şekilde namaz kılıyor. Namaz kıldığı için takdir edilecek. Tebrik edilecek, teşekkür edilecek. Bir husus yapıyor. Allah-u Teala'nın bir emrini yerine getiriyor. Bizim ona destek vermemiz gerekirken köstek oluyor. Şimdi bir gün Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki siz öyle bir zamanda geldiniz ki buyuruyor Eshab-ı Kiram'a hitaben Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Emirlerin 10'da 9'unu yap. Birisini yapmazsanız helak olursunuz. Ama öyle bir zaman gelme korkusu var ki onda birini yapan kurtulacaktır. Eshab-ı Kiram soruyor. Ya Resulallah niye? Niçin öyle olacak? Çünkü buyuruyor siz hayırda iyilikte kendinize yardımcı oluyorsunuz. Gerçekten öyleymiş Eshab-ı Kiram. Mesela diyelim ki cemaate gelmedi hemen giderlermiş. Başın sağ olsun veya geçmiş olsun. Ya cenazen vardı onun için gelemedi veya hastasın onun için gelemedi. Birbirlerini yokluyorlar. Otokontrol oluyorlar. Evet. Ve devam ediyor hadis-i şerifte. İşte siz hayırda kendinize iyilikte yardımcılar olacaksınız. Öyle bir zaman gelme korkusu var ki ahir zamanda. Hayırda, iyilikte yardımcı bulmak şöyle dursun. O Allah-u Teala bir emri yerine getirmek istediği zaman önüne barikatlar konacak.
Böyle bir zamanda bir kimse namaz kılıyorsa, oruç tutabiliyorsa, zekatını veriyorsa, haram olan içkiden uzaklaşıyorsa, zinadan uzaklaşıyorsa, bunu yapmıyorsa tabii bunun alacağı sevap da aynı şekilde çok fazla mı olacaktır? Elbette ki çok fazla olacaktır. Şartlara göre mi? Tabii ki şartlara göredir. Onun için efendim insanların kötülemelerine işte İslam alimleri çok güzel bir şekilde buyurmuş. Eğer ben iyi bir şey yapıyorsa ona aldırış etme. Ben doğru yoldayım. Kötü bir şey yapmışım bunun için ayıplıyorlarsa bana doğrusunu bildiriyorlar. Hatamı bildiriyorlar demeli. Ona da şükretmeli, teşekkür etmeli ve o kötü hallerinde uzaklaşmalı mı? Evet. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Sevgili seyircilerimiz, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Osman İnne hocamızdan yine faydalı bilgiler dinledik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşça kalın.